Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Fernbus'tayız. Geçenlerde çok güzel bir rotamız vardı. Bugün de o rotayı tam tersine böyle rampa aşağı inerek gideceğiz. Ve en son gelen MAN otobüsümüz vardı biliyorsunuz. Lyon Scotch modelinin 3. jenerasyonu vardı. DLC olarak gelmişti. Bugün de onun en uzunuyla ineceğiz. Özellikle bu otobüsü isteyen arkadaşlarımız oldu. O otobüste hani çift dingili uzun olan da in diyen arkadaşlarımız olmuştu. Onları da kırmamış olalım. Ben de zaten bunu düşünüyordum. Hani uzun otobüste birazcık inelim böyle birazcık zorlasın bizi falan istiyordum. Doğru bir tercih yaptık. Hemen şöyle yolcularımızı alalım. Moin. Merhaba canım. Meine Richtung? Aynen senin güzergahına gidiyorum. Hemen şöyle kontrollerini yapalım. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ablacığım niye almıyorsunuz ya? Şu biletlerinizi bir alsanız. Bugün birden fazla var bilet almaya. Şuna bak. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ciao. Guten Tag. Ciao. Guten Tag. Ciao. Ich hoffe ich. Bak, insanlar ne güzelmiş ki almış biletlerine gelmiş. Ciao. Merhaba, merhaba. Danke schön. Danke schön. Das Ticket. Bitte schön. Auf geht's. Bitte schön. Moin. Das Ticket. Jetzt wäre ich fast in den falschen Bus eingestiegen. Bizim yolcumuz değilmiş. Bak yine burada bir bilet almayan. Ich würde gerne ein Ticket. Biz buraya gitmiyoruz ki. Paderborn. Buna niye bilet kesiyoruz biz? Hadi keselim bari. Ama gelmeyecek bizde zaten. Yani. Yürü git lan. Hallo. Fahren Sie in meine Richtung? Hallo. Sehr freundlich. Mahlzeit. Bitte sehr. Dankeschön. Guten Tag. Das Ticket. Auf geht's. Evet. Bu bizden değil. Ich müsste noch ein Ticket bei ihm. Tekrar seçelim şunun biletini de üstünde bir şey gözüksün. Bu sefer öldü galiba üst katımdaki. Tamam. Bizim parçamız değmiş. Okey. Şimdi şöyle kapatalım bagajımızı. Binelim osbüsümüze. Çalıştıralım abi aracımızı. Evet. Şimdi neden yükselmiyor bu otobüs? Arka kapıyı açık unutmuşuz da ondan. Babacım arka kapı kapalı ya. Oğlum niye susmuyorsun? Allah Allah. Dur bakayım. İlerleyince susacak mı? Vallahi susmuyor. Lan sus, kafam açıldı. Oğlum niye susmuyor? Kapatalım şu kontu abi. Bence bakta kaldı. Kesin bakta kaldı abi. Bagaj mı açık diyeceğim? Arkadaşlar şu sorunu halledip geleyim. Bakta kaldı yani ne yaparsam yapayım. Susmuyor şu anda. Hemen geliyorum ben. Tamamdır abi çözdük. Yani çözemedik aslında da oyunu bildiğiniz kapatıp açmak zorunda kaldım. Pek çözülecek bir şey değil. Çözülmedi yani aslında. Yani ne yaptıysam olmadı. O oyuna bildiğiniz yeniden başladım yani. Yolcuları aldım. Şimdi yola çıkıyoruz.
İlginç ya. Bildiğiniz bug'da kaldı. Normalde kapı açıkken o ses geliyor. Kapıyı kapatıyorsunuz. Ses kesiliyor. Ama bunda yok, kesilmedi yani. Ne yaptıysam olmadı. Hadi bakalım, 160 km'lik bir yolumuz var. Bu sefer geçenki bölümde tırmandığımız yolları, o bol virajlı yolları falan aşağı ineceğiz. Tabii trafiğe yakalandık. Şehirden bir çıkabilirsek oraya kadar gideriz inşallah. Gerçi ışık yok galiba burada. Evet, ışık yokmuş. Ama bir dönüşmüş. Evet, ışık yok dedik. Işığa burada yakalandık bu sefer. Saatimiz 13.18. Herhalde hava kararmadan varırız diye düşünüyorum. Bu arada üstteki aynalar ayna kalitesine ultraya çektiğimiz zaman geliyor. Onu çözdük. Ama ortalama FPS'i, yani şu an mesela 45-44 FPS. Bir 10 FPS kafadan düşürüyor. 10-15 arasında FPS düşürüyor yerine göre. Ya bu sefer ne olacak? 30'a düşecek, 35'e düşecek. Bazen böyle 20-25 FPS'e kadar düşüyor. Bu sefer de o 10'a kadar düşürür yani. Hayır, hiç gerek yok. Böyle devam. Hiç gerek yok yani onu açmaya. Ya o küçücük ayna 10-15 FPS arasında düşüş yaratıyor. Hiç açmayacağım, o yüzden gerek yok. Da saçma yani, ne alaka? Ne oldu lan? Bunda da freni duble yaptığın zaman böyle kilitliyor freni. Üstümdeki hayvanat bahçesinde yine şey var. Bir hareketlenme var. Hadi hemşerim, devam ki. Ah manuel vites, ah. Ah manuel vites, ah. İsterdim şu oyunda manuel olmasını. Tamam, yurt dışına göre aynı şey yapıyorlar, eyvallah. Yurt dışındaki otobüsler falan. Bu otobüs mesela otomatik yani, tamam eyvallah ama. Hani koy kardeşim, isteyen istediği gibi kullansın ya. Manuel kullansın isteyen. O rampaları şöyle manuel viteste falan çıkması vardı yani. Daha eğlenceli, daha zevkli olurdu. Şehirden çıksak istediğimiz yere gideceğiz ama bir çıkamadık şehirden. Biraz cam açık gidelim, sonra kapatırız. Hadi yavrum, yeşil yanıyor. Kırmızı olmadan ve geçtik. Tamamdır. Kapatalım tekrar camı. Çok ses geliyor. Yapıştır.
Şimdi yapıştıralım, birazdan yapıştıramayacağız çünkü o yollarda. Yavaş yavaş gitmek zorunda kalacağız. Şu oyunda keyif. Bilmiyorum da başka oyunda yok yani. Ha işte optimizasyon problemi abi. Şimdi The Bus çıkartacaklar mesela. Herhalde 2021'de falan çıkar diye tahmin ediyorum. The Bus bu oyunun aynı oyunun yani. Yapımcılarının, Fermat yapımcılarının, TML stüdyosu yani. Bir oyunu olacak, şehir içi taşımacılık olacak ve multiplayer sistemi olacak. Aynı şey gibi, Bus Simulator 18 gibi düşünün. Şehir içi belediye otobüsü gibi çalışacaksınız yani. Ve tek şehir var sanırım ve birebir ölçeklemeli olacak. Bayağı gelişmiş olacak. Bir de multiplayer olacak ve bu optimizasyonla çıkar diye tahmin ediyorum ben. Optimizasyonu düzgün yapabilseler bu oyunlara da aktarırlardı. Yine bu oyun gibi optimizasyon olacak diye düşünüyorum. Multiplayer'da nasıl olacak? Bu sistem nasıl sürecek? Hiçbir fikrim yok yani. Nasıl takıla takıla gideceğiz? Merak ediyorum. Gerçekten takıla takıla gidecek. Eminim yani. Multiplayer'da bayağı bir problem yaşayacağız diye düşünüyorum ben o oyunda. Döne 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 çıkıyoruz. Şimdi yine bakmayın, fizikleri çok iyi. Oyun ilk çıktığı zamanlarda oyun otobüs odun gibi gidiyordu. Hani şu an hani zıplıyor falan, böyle süspansiyon hissettiriyor kendini. İlk çıktığı zaman hiç öyle bir şey yok. Direkt dümdüz gidiyordu otobüs yani. Hiç böyle fizik diye bir şey yok. Sıfır fizik. Öyle çıkmıştı. 4 sene oldu abi oyun çıkalı. 2016 Ağustos ayında çıktı. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o oyun takip ediyordum. Ne zaman çıkacak acaba falan. Sürekli tarihleri takip ediyordum. Hep ertelendi. En son 2016 Ağustos ayında çıkmıştı oyun. Aha dedim, çıktı. Hemen aldım. Hatta o zaman bende şu anki bilgisayar yoktu. Eski bilgisayarım vardı benim. i3 ikinci nesil. O 16 RAM vardı. Yükseltmiştim ben onun RAM'ini. Hadi biraz bilgisayar kendini şey toparlasın falan. Ekran kartında GT 430'du. Bak GT diyorum, GTX değil. GT 430'du. O zaman YouTube'a falan video çekmiyorum. Sadece Twitch'te yayın falan yapıyordum. O sistemle yayın yapıyordum. Dikkatinizi çekerim. Yani yayına 720p veriyordum. Oyunları da mecburen 720'yi çekiyordum yayın yaparken. Çünkü başka türlü hem yayın hem oyun aynı anda inanılmaz kasıyordu. 720'ye çekiyordum ama ona rağmen yine kasmalar oluyordu ama bu oyun ilk çıktığında bende o bilgisayar vardı. YouTube video falan çekmiyordum işte. Abi indirdim oyunu. Bir açtım, 10 FPS. En düşük ayarları alıyorum. 15 FPS, 20 FPS. Dedim bu ne ya? Hemen kapattım bilgisayarı. Zaten hani bilgisayar alma planım vardı o dönemde. Böyle araştırıyordum, listeyi falan hazırlamıştım. Her şey hazırdı. Hani indirim olursa giderim alırım falan diyordum. Abi oyun çıktı, oynayamıyorum. Delilendim yani artık böyle. Laptop var o zaman bende bir tane de. Windows laptop vardı. Abi laptopa yükledim. Yok, laptop da benim hani şey değil. Gaming laptop değildi. Sahnede kullandım. Biraz daha böyle hani işlemci. i7 işlemcisi var, 4. nesil o zamanki. i7 işlemcisi, 16 RAM falan vardı ama onda ekran kartı düşüktü. Sonuçta oyun oynamayacağım için ekran kartı iyi olan bir laptop almamıştım. Ona yükledim. Yok, onda da öyle. Onda da 20-25 FPS arası. Abi hemen gittim vatan bilgisayara. Elimde zaten liste vardı. Ne alacağım belliydi. Sadece indirim olur diye bekliyordum. Gittim vatan bilgisayara. Dedim parçalar bunlar, şunlar. Her şey var mı? Var. Sadece istediğiniz SSD yok. O zaman da istediğim SSD Samsung
Şu an kullandığım SSD'nin 250 GB'ını düşünüyordum. Dedi 250 yok. Başka markaların 250'si var ama Samsung'un yok. Samsung'da ne var? Dedi 500 var. Aynısının 500 var. İyi dedim, hadi koy dedim 500. Her şeyi seçtik, aldık, topladık. Gittim, bekledim yani bir 3 saat falan bekledim herhalde toplanmasını. Ben alıp kendi evimde toplasaydım 1 saat sürmezdi yani toplama herhalde. Ama o zamanlar çok böyle şey değildim. Hani bilgim yoktu o kadar bilgisayar toplama konusunda. Riske atmamak için orada toplattım. Hazırlandı abi, eve geldim. Windows zaten benim orijinal Windows'um vardı. Oradan onu da yüklettim. Eve geldiğimde her şey hazırdı. Hemen ilk işim Steam'i indirdim. İlk işim bu oyunu indirdim direkt. Abi girdim, oh dedim, oyun akıyor ya. Hani oyun böyle, yine böyle akıyordu yani. Yine optimizasyon problemleri var tabii ki. Ama şu anki daha çok daha iyi. O zaman hani yine de bu FPS'leri göremiyorduk neredeyse. Böyle çok akıcı oynayamıyorduk bu sistemle. Yani şu anki oyun oynadığım bilgisayar da 2016'da alındı. Öyle diyeyim yani. Bu oyun çıktıktan hemen sonra. Bir hafta geçmedi falan böyle. Yazlıktan dönüp de almıştım hatta. Evet abi, rampalardayız bu arada yani böyle konuşurken. Oraya da varmış olduk. Böyle yavaş yavaş keyfini çıkarta çıkarta. Birazdan düzeye gelince yine yapıştırırız zaten. Geç dayı geç. Benim biraz genişten almam lazım orayı. Hayda. Oldu mu şimdi? Geç. Geç. Sürtmeyiz inşallah. Ah bak, diğeri bekliyor. Adam. Ya altı sürttü ya da arkası çarpıyor şu anda. Karşıdan gelen tıra bak bak bak. Gelen tıra bak. Ama virajlar efsane ya. Gelme işte. Gelme işte. Allah Allah. Senin şehrinden dönüyorum. Görüyorsun. Ne geliyorsun? Ne korkutuyorsun bizi? Ya ne öyle geliyorsun? Evet. Virajları bitirdik. Geçmiş olsun. Artık yapıştırabiliriz şehrimize kadar. Geçmiş olsun arkadaşlar. Tamam, virajlar nasıl abi? Tam geri dönüştük. Evet, çekilirmiş yani. Hakikaten efsane virajlar. Keşke daha fazla olsa oyunda bu tarz yollar. Ama yok. 2-3 yerde var yani böyle. Başka da yok. Ne oldu dayı, geçemiyorsun mu? Ben yapıştırınca geçemedin mi? Lan yürü hadi yürü, ben de geçeceğim hadi. Bir ani fren falan yaparsa var ya, patlarız direkt. Bunlar affetmiyor çünkü yapıştırıyorlar direkt freni. Bak bak nasıl yaylanıyor.
Bizim otobüs bayıldı biraz sanki be. Gaza yüklenmeyi kestim, direkt bayıldı rampada. Abicim niye yavaşlıyorsun sen sürekli? Şu öndeki kırmızıya uyuz oldum. Ha şimdi yine sollamaya çıkıyor. Ha, tam hızımı alıyorum. Ya Allah, tam bu sefer hızlı gidiyor. Allah, toprağa girdik sola bakarken. Öyle bir titriyor ki direkt siyah. Zaten hani fark etmeme şansın yok. Kolum böyle 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 sürekli. Işığı sonradan fark ettim. Terminale doğru gidiyoruz. Son 5 kilometre. Yine iyi gelmişiz ya. 23-24 dakika işte oldu.
Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Evet. Açıl. Haydi bakalım. Buyurun bagajlarınızda. Yine otobüs şekil. Otobüs şekil. Evet arkadaşlar. Bol bol virajlı yollara tekrardan tam tersine geri dönmüş olduk. Seferimizi de bu şekilde tamamlamış olduk ama çok zevkli. Gerçekten mükemmel virajlar oldu. Bir de uzun otobüs de böyle daha böyle hani dönüşlerde falan biraz çarpacak mı çarpmayacak mı falan filan derken bayağı bir keyif aldım yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.